Herkese yağmurlu bir Almanya günden selam arkadaşlar. Sabah uyandım ve dil kursuna gidiyorum şu anda. Giderken de size bir video çekeyim istedim. Böyle sokaktan yağmur manzaralı, kapalı bir hava. Bu hava 3 gündür aralıksız böyle. Hiç düzelmedi. Gerçekten buradaki hayatı zorlaştıran en önemli şey bence hava yani. Ne diye sorarsanız ilk olarak herhalde havadır diye derim. Çünkü yani düzelmiyor kolay kolay. Yağmur falan. Hani bu kış aslında çok aşırı soğuk geçmedi dürüst olmak gerekirse. Ama kış bittikten sonra hani ilkbahara girdiğimizi düşündüm. Girememişiz. Esas kış geri geldi. Zaman zaman hava çok soğuk olmaya başladı. Zaman zaman da yani şu an gördüğünüz gibi bir hafta aralıksız yağmur yağıyor. Özellikle 3 gündür non-stop durmadan yağıyor. Bu gerçekten ciddi bir problem. Yani Almanya'da yaşamanın zor olduğunun en önemli sebeplerinden biri aslında hava. O yüzden hani kesinlikle buraya gelenler soğuk havaya gelemiyorsa yani evet dışarıdan göründüğü kadar güzel olduğu şeyler var Almanya'nın ama soğuk hava ciddi anlamda sıkıntı bence. Bazen artık öyle oluyor ki içiniz bunalmaya başlıyor. Yani artık şu hava bitsin diyorsunuz. Hani ıslanmak da değil sadece. Islanmasanız bile yani insanın içini gerçekten kapatıyor bu hava. Yani içi kararıyor bu havayı görünce. Bunun dışında bir de dil gerçekten ciddi bir faktör Almanya'da yaşamak için. Dil bilseniz dahi her şeyi ana dilinizdeki o kullanım rahatlığını sağlayamıyor. Bu arada yola giderken şöyle güzel bir ağaçla karşılaştım. Yine bizim sokakta. Çok hoşuma gitti. Böyle güzel değişik ağaçlar görünce dayanamıyorum. Onları da görüntülemek istiyorum. O yüzden böyle kadrajımıza giriyor. Ya bir de Almanya'da yaşamanın zorluklarından biri de bence aile özlemi. Yani devamlı görüştüğünüz aileniz sonuçta sizinle aynı ülkede, aynı şehirde değil. O sıkıntı mı? Sıkıntı tabii yani. Bazen böyle daha sık ailenize zaman geçirmek istiyorsunuz ama bu pek mümkün olmuyor. Yılın sadece bir iki kez Türkiye ziyareti dışında genelde pek mümkün olmuyor. Yani aile de gerçekten önemli. Yani düşünsenize hani ülke özleminin dışında bir de aile özlemi var ve bu gerçekten sizin buradaki mutluluğunuzu belirleyebiliyor. Yani burada benim sırf ailesini özlediği için Türkiye'ye geri dönmeyi düşünen, işini bırakan tanıdığım insanlar var yani. Yani ne kadar önemli olduğunu siz düşünün artık. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Ana dilinde konuşan bir vatandaş. Bu rahatlık. Türkiye'de bunu yani rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Bir hastaneye gittiğinizde, bir herhangi bir yere gittiğinizde o rahatlığı sağlayabiliyorsunuz. Fakat burada dil öğrenseniz bile, ki öğrenmeme sürecinden de şimdi bahsedeceğim, onun zorluğundan da bahsedeceğim ama dil öğrenseniz bile o kullanım alanını, o rahatlığı burada net şekilde sağlayamıyorsunuz. Çünkü karşınızdakine hep bir şey anlatırken sanki bir şeyleri yarım yamalak, noksan anlattığınızı düşünüyorsunuz. Bu da işte bu dili kullanma alanınızın ana diliniz kadar rahat olmamasıyla alakalı. Hani dil bilseniz dahi diyorum bunu. Hani dili yarım yamalak bilmekten bile bahsetmiyorum aslında. Tabii bir de bunun dışında şöyle bir şey var. Hani görüyorsunuz sabah şu anda burada Almanya'da 8 yani size göre 9 oluyor. Bana göre 8 oluyor. Kalkıp dil okuluna gidiyorum. Haftanın 5 günü işe gider gibi. Her sabah, hafta içi her gün. Ve yani bu sürekli yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Ve o dil öğrenene kadar sancıyı çekiyorsunuz. Yani sonuçta 1,5 yıldır buradayım ve sürekli dil öğrenmek, dilinizi geliştirmek zorundasınız. Bunda nasıl başarabilirsiniz? Sürekli çabalayarak başarabilirsiniz. Çabalamadan gerçekten bunu da gerçekleştirmek çok zor. Şuradan mı gideyim ya? Şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Orası da güzeldi ama biz şuradan gidelim. Evet, böyle bir yola geldik. Burası bizim metro durağı. Şimdi diğer ucundan çıkacağım. Videoyu çekiyorum diye. Biraz daha yolu uzatmak istedim yani. Ne diyordum? Dil gerçekten ciddi bir problem. Yani ne kadar hakim olsanız da, ne kadar
iyi şekilde kullansanız da her zaman o ana dili kullanmanın olduğu rahatlığın eksikliğini hissediyorsunuz. Bu da kolay kolay sanırım burada 20-30 yıl yaşayan insanla da gitmiyor diye düşünüyorum. Ana dil gerçekten bambaşka. Bunun dışında arkadaş özlemi, yani Türkiye'deyken ara sıra görüşüp haftada bir ya da haftada bir kez görüştüğünüz arkadaşlarınızla hani şeyler yapma olayı. Ha, burada da tabii ki arkadaşlarınız oluyor ama ya yine de şey olmuyor. Bilmiyorum, Türkiye'de uzun yıllar görüştüğün, sohbet ettiğin dostlarınla olduğu gibi olmuyor. Yani ya yine var, burada da öyle dostlarımız var. Şimdi hakkını yemeyelim ama o ilişkileri kurmak zaman oluyor demek daha doğru olur. Hani bazen, hani özellikle ilk geldiğinizi düşünürsek, uzun süre o iletişimi kuramıyorsunuz. Niye kuramıyorsunuz? Çevreye yabancısınız. Ülkede zaten ya zaten Almanya'dasın. Yani Almanlar ve Avrupalılar öyle çok aşırı yakın değiller senin gibi. Öyle patırt bir ilişki kuramıyorlar. Hani bu zaman oluyor. Zaten Türk biriyle iletişim kurayım dersen orada da farklı soru işaretleri var. Burada doğan Türklerle iletişim kurmak her zaman kolay olmayabiliyor. Yani kurulabiliyor da tabii ama yani o da ayrı bir sorun yani sonuç olarak. Fakat senin gibi buradan gelen Türkler var. Onlarla gerçekten yeri ve zaman geldiğinde hani tanışmışsan ve iyi bir sinerji yakalamışsan o zaman iletişim kurabiliyorsun tabii. Ama bunlar yine de dediğim gibi Türkiye'deki bir rahat ve hızlı bir şekilde cereyan etmiyor yani. Görüyorsunuz metro geldi. Kaptan bizi de şuradan alsana. Yani sonuç olarak arkadaşlar, Almanya'da yaşamak dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Yani bir şeyleri çabalamadan, gerçekten bazı sıkıntıları çekmeden kolay, rahat bir yaşam sizi burada beklemiyor. Hani buraya gelecekten özellikle bunu bilerek hareket etmesinde fayda var diye bugün bu videoyu çekmek istedim. Evet, dışarıdan göründüğü kadar kolay görünebiliyor. İşte euro kazanıyorsun. Hani bir elin ballı bir elin yağlı gibi oluyor ama hiç öyle değil. Burada bir kere hani zaten yaptığım işte biliyorsunuz, onun videosunu da izleyebilirsin. Şu yukarı bir yere kartları yerleştireceğim kendisine. Zaten dil bilene kadar böyle farklı işlerde çalışıyorsunuz. Hani bu benim için sıkıntı mı, bir mutsuzluk sebebi mi? Hayır, ben yani hayatımdan mutluyum. Ama yani onun da kendine göre yarattığı stresler, yarattığı karmaşalar doğabiliyor. Ya şöyle düşünün, hani ben Türkiye'de masa başında beyaz yakalı olarak bir reklam şirketinde çalışan bir insandım. Yani bir beyaz yakalıyım her şeyden de öte ve yeteneklerime göre, mesleğime göre bir işte çalışıyordum. Alalade bir işte çalışmıyordum yani. Ama burada işte alalade bir işte çalışarak da tahmin etmek de gerçekten bir soru işareti. Yani dürüst olmak gerekirse herkesin yapabileceği bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Yani böyle çevreme bakıyorum, aklıma ailemden ya da arkadaşlarımdan bir takım insanlar geliyor. Böyle kafamda yerleştirmeye çalışıyorum. Yok, bu insan bunu yapamaz, bu da yapamaz, bu da yapamaz, bu belki yapar falan diye yapıyorum. Yani aslında kolay kolay kimsenin yapabileceği şeyler değil. Yani gerçekten dil bilmenin ya da kendi işiniz dışında bir işte çalışmanın ya da dil olmadığından dolayı iletişim kuramamanın yarattığı bir dolu problem var. Yani her şey güllük gülistanlık değil, her şey zor. Tabii ki bu şevkinizi kırmasın. Yani gerçekten direnciniz yerindeyse ve gerçekten bir şeylerin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız zaten çok buna takılmamanızda fayda var. Ama bunu da tabii böyle çok basit bir şekilde halledebileceğinizi düşünmeyin yine de. Yani her türlü sorunu göz önünde bulundurarak ona göre hareket etmekte fayda var. Yani yurt dışında yaşamak ne kadar zor? Bunun cevabı aslında bahsettiğim şeylerde ve bunların içerisinde yaşayacağınız bir dolu problemle alakalı. Hani ben bunu sadece bir yüzeysel olarak anlattım ama bunların içerisinde aslında böyle hikayeleştirebileceğim belki de bir dolu yaşadığım olay vardır. Hani belki bir günde bir videoda bunlardan bahsederim. Bu garipliklerden, bu karşılaştığım tuhaflıklardan falan bahsederim. Yani Almanya'da yaşayan dostlarımızın bu duruma bakış açısı nasıl? Zorluklara karşı fikirleri neler? Samimi bir dille yazarlarsa çok mutlu olurum. Gelmeyenler için de tabii, gelmeye karar verenler için de yani bu zorluklarla ne kadar başa çıkabilirler? Neleri göze almışlar? Onu görmek isterim. Çünkü bu herhangi bir video altında yapılacak yorumlardan çok daha fazlasını içeriyor bence.
Çünkü ciddi bir karar bu. Hani gerçekten neye nasıl tahammül ettiğinize göre bu biraz atacağınız bir adım olacak. Her neyse. Şimdi metroya binip dil okuluna gitmem gerekiyor geç kalmadan. Hiç düşünmeden spontan bir şekilde size böyle bir video çekmek istedim. Umarım sizi sıkmamışımdır Almanya'da yaşamak zor diyerek. Sadece Almanya'da her şey güllük gülistan değil. Zor olan şeyler var. Bunları göz önünde bulundurun demek istedim sadece. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.